Merhaba konsolum takipçileri, ben Yiğit. Bu videomda hem Ultimate Team'den kaldığım yerden devam edeceğim, hem de kadromda yaptığım bir değişiklikle ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle Ultimate Team'de ne durumdayım, bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar, şu an Division 3'teyim. Bildiğiniz üzere tatsız bir şekilde düşmüştük. 6 galibiyetim var, 1 mağlubiyetim var. 18 puanla çıkmayı garantiledik. Önümde 3 maç var. Bu 3 maçtan 3 puan daha çıkarırsam Division 3 kupası da gelecek. Şu an işler iyi. Son 4 maçımı da galibiyetle tamamladım. Ama şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Hani size bir kadro, hangi kadro seçmeliyim adlı bir video yapmıştım. Ve o kadrodaki bazı oyuncularla bir süre deneme fırsatı buldum. Ama oradaki forvetlerden Lacazette, FIFA 16'da Lacazette benim favori oyuncumdu. Ama FIFA 17'de gerçekten beklentimin çok uzağında kaldı. Aubameyang daha iyiydi. Ama yani böyle kafamda böyle bir allak bullak oldu. Hani Lacazette'i çıkarsam kimi koyarım falan gibisinden. Ve ondan sonra da bir önceki paket açılım videosunda gördüğünüz üzere Higuain geldi, Kante geldi. Ondan sonra size göstermediğim yine bir oyuncu daha geldi. Yani satılabilir halde. Onun da videosu yakında gelecek. Ve şu an hani gerçekten parasal olarak daha iyi bir durumdayım. Yani bu ne demek? Çok daha iyi bir kadro kurabilirim demek. Ama şu an Once to Watch kartları piyasadan çekilmek üzere. Bu kadro kurma challenge'ları bitmek üzere ve en önemlisi kış güncellemeleri gelecek. Ben de elimdeki tüm parayla bir Pogba aldım. Pogba'yı takımımda kullanacağım için aldım, bir yatırım amacıyla değil. Geri kalan paramla da yatırımlık Once to Watch Dembele aldım. Elimdeki diğer Once to Watch'lar da Kante olsun, Higuain olsun, hepsi kış güncellemesinden etkileneceğini düşündüğüm oyuncular. O yüzden şu kış güncellemesi gelmeden elimdeki bir kadroyu kurmak istemiyorum. Piyasayı görmek, elimdeki Kante, Once to Watch Kante değerlenecek, elimdeki Once to Watch Dembele değerlenecek, Once to Watch Mane keza puanının artmasını bekliyorum. O yüzden şu an idareten ve aynı zamanda bu maçta da oynayacağım size takımı göstermek istiyorum. Gerçekten iyi bir takım, güçlü bir takım olduğuna inanıyorum. İşte karşınızda Fransızlardan hücum attı, tamamen Fransız. Zaten Fransız olmayan da 3 tane kişi var. Şu an görüyorsunuz. Hani idaretenlik kurdum ama gerçekten çatır çatır da bir futbol oynuyor bu kadro. Sağ açıkta Osama Dembele var. Borussia Dortmund'un genç oyuncusu. Onu 192.000'e aldım. Bu çocuk 97'li, çok genç. Yani beni cezbeden kısmı zayıf ayak 5 yıldız, beceri hareketleri 4 yıldız ve beceri hareketlerinin kış güncellemesiyle 5 yıldız olabileceği ve aynı zamanda ratingin de artması bekleniyor. Yani 84 olan ratingi en az bir artı 2 ya da artı 3 yükselmesi bekleniyor. Ya bu adam 86-87'ye gelirse çok daha değerli bir kart olacaktır diye düşünüyorum. Onun yanında Griezmann, biliyorsunuz zaten uzun zamandır takımımdaydı. Martial'i koydum idareten, sol açıkta uyumlu bir forvet. Ve Pogba'yı aldım. Pogba'yı yaklaşık 543.000'e aldım. Onu da şu an ucuz olduğu için aldım ve denemek istediğim bir oyuncuydu. Keza Kante var. Solda da Hatem Ben Arfa çıktı. Onu da şu an idaretenlik tutuyorum. Şimdi bu kadroyla Division 3 için şampiyonluk maçına çıkacağım. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceğiz. Haydi başlayalım. Evet, rakip geldi. Wow, bayağı iyi bir Alman kadrosu, hatta olabilecek en iyi kadrolardan birisi yani. Hani işte renkli kartları saymazsak. Gerçekten çok iyi bir kadro. Benim için de iyi bir sınav olacak. Fransız öpücüğü bakalım bu kadroya karşı işe yarayacak mı? Hücum hattı tam bir Fransız öpücüğü yani. Gerçekten 6 tane Fransız var. Robben. Rakip hızlı mı başlamak istiyor? Baskıyı kurmak istiyor rakip. Bravo Kante. Kante çok iyi. Kante'nin 84 kartı muhteşem. Martial. Hoca, burada kart yok mu ama? Yazıklar olsun ya. Thiago. Kapat orayı. Güzel pas. Güzel pas Thiago. Sidibe. Martial. Sidibe sende hala. Bırakma çocuğum. Adamsın. Pogba süper pas. Griezmann. Golazo. Martial. Fransız öpücüğü daha 5. dakikada başladı.
Orta saham iyi. Yani Pogba gerçekten çok iyiymiş. Ya zaten bütün yani ünlü oyuncular Pogba'yı orta sahalarında kullanıyorlar. Ben de kullanmak istedim, denemek istedim. Hatem Ben Arfa geçti. Ben Arfa geçti. Martial! Martial 8. dakikada 2 oldu. 2 oldu Martial attı. 2 oldu. 2 şut, 2 gol Martial de Fransız öpücü. Çok acele etti. Daha 9. dakikada şapur şupur yaptı. Güzel, güzel kapattık. Bak arkaya dönemedi. Gitti köşeye at derken bu da tehlikeli. Süper müdahale. Hiçbir şey yok. Kalk. Pogba. Martial'i kaçırdı. Martial gidiyor. Martial. Martial. Hummels. Hummels ayı gibi orada. Pek tabii ki yetişti. Gene sağ. Benim solumdan kendi sağından Robben'le kanırtmaya geliyor ama Pogba orada. Pogba ile Kante tam bir oyun bozar. Pogba. Boşluk. Martial var. Çok kötü pas attım. Martial önde kaldı. Martial. Griezmann, Leno. Griezmann ardından vurdu. Leno. Osama Dembele süper çalım arka tarafa. Uy Leno. Thiago Silva yetişti. Pası. Eyvah. Kaptırmayın orada. Orada kaptırmayın. Kyle Walker kaptık ama ardından kaptırdık sol kanat otoban oldu. Oo güzel çalım. Vallahi güzel çalım. Orada boşluk var. Oy korktum vallahi gol olabilirdi hele pas atsa. Güzel Sidi be. Martial. Martial maçın yıldızı 2 golü var. Süper pas. Griezmann oha faul yok mu ya? Yaldır yaldır indiriyorsunuz adamları. Çok çok tehlikeli anlar bunlar. Costa çok tehlikeli. İlk yarının sonuna doğru gerçekten baskıyı yedik. Golü yemedik ama çok şükür 2-0 öndeyiz. Bakalım şu an Division 3 kupasının bir kulübünden yakaladım. Şu an rakibimde şöyle bir sorun görüyorum. Yani hücuma çıkarken çok yavaş. Derken Dembele Leno. Rakibim hücuma çıkarken çok yavaş. Bu da bence biraz formasyondan kaynaklanıyor. Çünkü aynı formasyonda aynı sorunu ben de çekmiştim. Kante. Aa, bırakma bırakma bırakma. Vallahi kendi ellerimle verdim. Dünyanın en saçma işi oldu. Pogba yetiş. Pogba bırakma. Güzel. Takım çok hızlı döndü. Tabii takımın hızlı dönmesinden ziyade onun takımı çok geç geliyor hücuma. Dembele süper korudu topu. Sidibe. Süper pas. Ah be ah be Pogba. Onu Kante'ye bir atabilse. O pası attırmayın. Attırmayın Çeh be. Bravo. Bravo çocuk. Costa. Oha. 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 Baskıyı çok arttırdı. Yine bizde Hatem Ben Arfa. Ben Arfa. Uf. Leno'ya tam uçmalık top attım. Tut onu. Şey ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Aha lamdan çıktı. Tam delirmelik. Hadi son 5 dakika ultra hücum yapıyorum. Bakın Kante. Staminası falan hepsinin yerinde. Dembele. O bile yorulmadı. Kante. Pası. Kyle Walker. Walker. Abi çalım atıyorum. Sonra vazgeçip dönüyorum. Robben. Robben'i indirdik. Oğlum Bender'le adam gole gitmeye çalıştı. Tabi haliyle gidemedi. Son bir atak olur mu diyecektim. Olmadı. Arkadaşlar Division 3 kupası geldi. En azından Division 2'ye alışık olduğumuz yere geri döndük. Bayağı da bir coins geldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sizden bu kadrom nasıl olmuş? Hani tabii ki size dediğim gibi şu an kış güncellemesinin bitmesini
Hani hangi oyuncuların artacağını görmek istiyorum. Piyasanın bir yeniden şekillenmesini istiyorum. Çünkü elimdeki oyuncuları daha pahalıya satabilirim. Belki satmam. Bir süre bu takımla devam edeceğim. Bu takım hakkındaki yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Tabii bir de bakın kadroda Higuain de var. Ama Higuain'i oynatmıyorum şu an. Çünkü çok alakasız. Öndeki oyuncularla beraber. Gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum. Ve hani ileriye dönük nasıl bir kadro kurulabilir? Ya da bu kadroya neler eklenebilir? Lütfen bunları yorum kısmında paylaşın. Adamsınız.